Herkese merhabalar. Bugün yine sizlere çok doğal ve estetik bir saç ekimi sonucunu gösterme günü. Ama öncesinde hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizle abone sayımız her geçen gün artmaktadır. Beğenileriniz, yorumlarınız artmaktadır. Bunlar bizlerin saç ekimini doğal sonuç arayan insanlara önüne çıkmamızı sağlıyor. Yani desteklemiş oluyorsunuz bizi. Çok teşekkür ediyorum. Devamında diliyorum, rica ediyorum sizlerden. Bu yanda görmüş olduğunuz abone ol butonu, like, beğeniler, yorumlar yaparak daha fazla insana ulaşmamızı, sanatımızı anlatmamızı sağlıyorsunuz. Daha fazla söz uzatmadan hastamızın önceki halini biz sizlere yakından gösterelim. Hadi yaklaş bakalım. Genç bir arkadaşımız 27 yaşında, önden böyle tepeye doğru bir alanı artık iyice gitmiş, dökülmüş, kalmamış, şekil verebileceği bir bölüm yok. O yüzden artık rahatsız oluyor. Yandan bakıldığında böyle, diğer yanımız böyle. Üstten bakıldığımızdaki tablomuz da bu şekilde. Tabii ki saçsızlık insanı olumsuz etkileyen bir faktör. Geldi hocam, ben bu durumdan kurtulmak istiyorum. Gençim ama döküldü artık. Bunu da bekletmemize gerek yok. Normalde 20-25-30'a kadarki yaşlar biraz beklemesini öneriyorum. Ama bu bekletilecek bir durumda değil. Artık bir psikolojiyi toparlama lazım. Furkan'cığım bu şekildeydi. Şimdi biz ona öyle bir saç ektik ki seyirlerinize sunuyorum. Hadi izleyelim, görelim. Evet, bir yıl öncesi bu şekilde bir açıklığımız vardı. Şimdi sizlerle bir yıl sonrası. Hoş geldin Furkan'cığım. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Seni bu şekilde görünce daha da iyi olduk. Önceden seni rahatsız eden bir tepe bölgesine doğru bir açıklığımız vardı. Şimdi onların saçlandığını görünce çok mutlu oldum. Ben şimdi yakın çekimlerde takipçilerime, izleyenlerime doğal ön hat sanatı dediğimiz, her zamanki biliyorsun, sen de bu videoları izleyerek, yani bu kısımlardaki doğallık arkadaşlar, yani anlaşılması imkansız dediğimiz neredeyse bir doğallıktasınız. Hani sıralı mısır tarlası ekmiş gibi böyle bir görüntüde olmuyorsunuz. Evet, çok güzelmiş öyle. Üstlerden de gösterelim. Bu arada ışık da tepemizde arkadaşlar. Şöyle iki tane ışık tam tepe açısıyla vuruyor bu bölgelere. Ve de telefon kamerası onları daha da aydınlatıyor. Farklı bir durum yaratabiliyor. Ben sizlerin seyirleri için elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Şöyle yapalım. Bir odaklasın. Evet. Evet. Bir de arkamızı dönelim. Evet. Arkadan baktığımızda da donör bölgemiz, yani şu bölge makyajlı mikrofoya sanatı sayesinde, yani nereden alındı, nasıl alındı hocam? Buranın, şöyle netleştirelim. Buranın anlaşılamayacak bir estetikte kalması çok önemli. Tepemiz birazcık daha açılmakta. Zamanla oralar yaşı genç, çünkü Furkan'ın ilerleyen dönemlerde belki ihtiyacımız olduğuna. Şu anda tepeyi biz bu arada çalışma yapmış mıydık? Yok, sadece ön hatı. Ön hatı yapmış. Burası iyi, daha fazla açıldığında işlem yapacağız. Dönebilirsin Furkan'cığım bana. Evet, daha önceki görselimiz ekranlarda yan yana sizlerle birlikte. Şimdi ki profilimiz tarif edilemez. Siz de böyle doğal ve estetik bir saç ekim sonucuna kavuşmak istiyorsanız bize gelebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama fotoğraflarınızı gönderin. Daha sonrasında hangi bölgeleri kaç bin lira fikiriz, nasıl bir çalışma olur ve fiyatlandırmamız hakkında bilgilendirmenizi yapayım. Umarım beğendiğiniz bir video olacaktır. Devamını da izleyin lütfen. Çünkü daha detaylı konuşma yapacağız. Sizlerin hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hadi şimdi izleyelim, devam edelim.
Tekrardan hoş geldin Furkan'cığım. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Önceki durumumuz bu şekildeydi. Şimdi artık değiştin, saçlandın. Eski profilimizden eser kalmadı. Çevrendeki insanlar sendeki bu değişikliği gördükçe anlayabiliyor mu? Nasıl tepkiler verdiler? Ailen, çevren, arkadaşların, iş hayatındaki kişiler. Bunlardan böyle bahsedebilirsin. Senden de dinleyebiliriz. Tabii. İş hayatımdan bahsedeyim mesela. Sosyal medya hesaplarımda eski fotoğraflarım, bu haldeki fotoğraflarım hala daha mevcut. Ne iş yapıyordun bu arada sen? Soğutma sektörüyle karavan imalatı, makine mühendisiyim aslında. Karavan, bakın arkadaşlar, makine mühendisimiz. Karavan imalatı yapıyorlar. Bursa'dalar. Buradan evet. Da duyurulur. Furkan? Furkan Ülger. Furkan Ülger şey... Tuğ mühendislik. FU mühendislik araştırıp inceleme yapabilirsiniz. Furkan'dan da dinleyebilirsiniz. Hem karavan hakkında hem saç ekim hakkında. Tabii seve seve yardımcı olurum. Evet. Mesela orada fotoğraflarımı görenler gelmeden önce açıkçası büyük biriyle karşılaşmak amacıyla geliyorlar. Yani karşılıklı oturup konuşabileceğimiz. Benim de karşılarında görünce sen daha gencecikmişsin diyorlar. Heh. Ama şu halimde, şu halim arasında kapanan bir 10 yaş var. Var. Herkes aynısını söylüyor. Bu profilde gördüğünde senin kişi 35, 37, 38 yaşında evet. Bir kişiyken. Hep öyle sanıyorlar zaten. 30'un üstünde sanıyorlar. Halbuki sanıyorlardı. Yaşınız kaçtı? 27. 27. Biz yaptığımız dönemde 26'ydı. Daha olgun bir karakter evet. Olarak şey durumundayız. Ama saç nedir arkadaşlar? Erkeğin en önemli aksesuardır deriz. Daha genç ve dinamik görünme şansınızı geciktirmeyin. Gerçek yaşınızı göstermenizi sağlayacaktır. Evet. Şimdi böyle gördüğünde artık daha genç bir ifade oluyor. Tabii ki de. En basitinden aynada kendi kendine bakasın geliyor daha çok. Saç taramayı, saç yapmayı özlemişim. Evet. Ciddi anlamda. Çok iyi anlıyorum seni çünkü ben de saç ektirmiş birisi olarak. Yani saçsızken ki lavaboya girip çıkmam süremle şimdiki sürem arasında çok fark var. Her seferinde onlar da güzel zevkler, uğraşlar değil mi? Kendisiyle uğraşması insanın hoşuna gidiyor yani. Aynen. Daha düzgün bir profile evrilmek, daha böyle karizmatik bir tarza bürünmek insanları yani mutlu eden bir olgular. Sizler de bu mutluluğu yaşamak istiyorsanız, doğal bir estetik sonuca saç ekimiyle kavuşmak istiyorsanız, başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Sonrasında hangi bölgelere ekeriz, kaç bin lira olur ve fiyatımız hakkında bilgilerini bizzat benim tarafından almış olacaksınız. Sadece sizden ricam, bazen zaman alabiliyor, bir günüm falan bulabiliyor dönmem. Bizzat kendim döndüğüm için. O yüzden beklemenizi rica edeceğim ama mutlaka dönmüş olacağım. İş hayatındaki böyleydi, çevrendeki insanlardan. Çevremdeki insanlar, arkadaşlarım özellikle başta bir tanımamazlık oluyor. Yani bir karşıdan geliyor. 5-6 ay sürece. 6 aylık bir senedir görüşmediğim arkadaşlar, belki 2 sene 3 sene görüşmediğim arkadaşlar. Onlar buluştuğumuzda yok yani komple kopuk her şey. Bu Furkan değil. Kimdi? Evet. Ondan sonra veyahut da kimse hiç tanımadığım insanlar ektirdiğime inanmıyor. İnanmıyor. En büyük sorun da bu şu anda. Saç ektirdim diyorum, inanmıyorlar. Doğallığından. Çok doğallıktan dolayı. Ben bile bazen tereddütte kalıyorum açıkçası. Ekildi mi, ekilmedi mi? İnsan bir şey yapıyor. Ben de anlamıyorum. Eski hallerini unutuyor. Ben bu olamam ya falan diyenler oluyor. Hakikaten öyle. Eski halini unutuyoruz. Yeni halimiz ben böyleydim gibi. Tabii. Yer yetmiş olabiliyor. Şimdi ben bu fotoğrafa bakıyorum. Bir de şu anki halime bakıyorum. Gerçekten arada bir uçurum farkı var yani. Bu ben miydim ya falan. Evet, olabiliyor arkadaşlar. Bunlar yaşıyoruz saç ekimi sonrasında. Saç ekimi karar verirken seni bana getiren en büyük faktör ya da beni nasıl buldun, nasıl değerlendirdi de güvenip de geldin de saç ekimini, çünkü birçok nokta var. Evet. Hangisinin güvenilir doğru bir adres olduğunu neden tercih ettin? Bunlardan da senden dinleyebiliriz bu konular hakkında. Bir kişi sizden saç ettirmişti, müşterilerimden de gene. Hı. Sizin adınızı verdi. Ondan sonra pek o zamanlar niyetim yoktu. Ondan sonra bir doktor tanıdığımız vardı. O da sizin adınızı verince doktor tavsiye ediyorsa en büyük etken buydu zaten. Evet. Bir de üçüncü en büyük etken sizi tercih etmemdeki hastane hastalığı olması. Ben yüksek tansiyon hastasıyım.
biliyorsunuz. Evet, evet. Genç de... ama maalesef bir tansiyon hastalığımız var, rahatsızlığımız var. Ondan da bahsedebilirsin. Tabii. Bu arada siz yine devam et. Devamında bahsederiz. Mesela tansiyon mesela benim en büyük problemim de çünkü muazzam değerlere çıkıyoruz. Evet. Yani küçük değerler değil yani. Herkesin bildiği değerler değil. Yani 200'lerin üzerine çıkabiliyor evet. Arkadaşlar. Ondan sonra en büyük etken buydu. Hastane ortamında tavsiye. Ondan sonra birkaç da videomuzu izledikten sonra dedim bu iş olabilir. Olabilitesi var. Buraya gelince zaten ikna oldum. Tecrübenin noktasında olduğunu anladım. Çünkü 25 binden yani 30 bin küsür bir ameliyat yönetmişim. Çoğunda bulunmuşum. Artık saç ekiminde kaçınılmaz bir doğallık. Seyriklik, sıklık kişiden kişiye değişiyor ama doğallık her zaman aynı arkadaşlar. Hem önden bakıldığında doğal oluyorsunuz hem arkadan bakıldığında buralarında yoluk yoluk ya da tam bir bölgenin alındığını belli eden durumlar bizde yaşamıyorsunuz. Ortak noktamız doğallık. Sadece sıklık kısmı o da kişinin saçına açıklık alanı genişliğine göre değişiyor. Hastane içerisindeyiz. Doktorlarımız var. Profesyonel staff kadromuz var. Her şeyimiz en son güncel teknolojilerle donatılmış durumda. Ve yüksek tecrübemizle kaçınılmaz sonuçları sizlere sunuyoruz. Evet. İşlemde de senin tansiyonun güzel bir şekilde çıkmıştı. Evet. Kontrol ediyoruz. Çok yüksek. Hemen dahil uzmanımız, kardiyoloji uzmanımız, ekiplerimiz yanımıza gelerek Furkan için gerekli müdahalelerini sağladılar. Evet, kontrolü alındı. Daha temkinli bir şekilde güvenilir adımlarla ilerleyerek işlemini sonuçlandırdık. Önemli bir konuydu. Evet. Yani merdiven altı dediğimiz yerlerde, yani saç ekimi ruhsatı olmayan alanlarda saç ektirmeniz yani risktir. Lütfen bu konulara dikkat edin, özen gösterin arkadaşlar. Evet, anlatacak çok şey var. Diğer videolarda hepsini tamam. Anlatıyoruz, ediyoruz. Ben gelip de bize bu katkıda bulunduğun için teşekkür ederim. Rica ederim. İnsanlara evet. Bir kez daha senin aracılığınla doğal sanatımızı göstermiş olduk. Evet, umarım beğendiğiniz, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Herkese hayal ettiği saçların kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.